Genel izleyici. Yayın başlıyor. İyi seyirler. Değerli konuklar merhaba. İde TV'ye hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin hatta dünyanın önemli entelektüel isimlerinden çok kıymetli Terzi yamağı, tırnak içinde Barbaros Şansal da birlikteyiz. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar sevgiler bu kadar abartmayın beni dünyanın falan diye ben basit bir terzi yamayım neticede Hiç diğerlerinden farklı da olsam e, teşekkür ederim övgülere e, ama bana ağır o övgüler ben daha hem zemin bir adam olduğum için. Böyle şey oluyorum bunlar bana söylendiği zaman mahcup oluyorum, utanıyorum falan. bazı buyurdunuz. Şimdi bazı insanlar vardır. Nasıl tanımlayacağınızı ya da nasıl hitap edeceğinizi bilemezsiniz. Çünkü birden fazla bilezik vardır kolunda. Bu bileziklerden biri de artık bir tiyatro serüveni sanırım. Burada Olmaz adlı oyun Türkiye'nin hemen hemen her noktasında dünyanın Avrupa'nın birçok noktasında çok büyük ilgi görüyor. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Burada o adlı oyuna niçin bu kadar büyük bir ilgi var? Niçin kapalı gişe oynuyor? Şimdi şöyle, burada olmaz aslında tamamen tesadüfen ortaya çıkan bir proje. Ben daha önce Yılmaz Onay hocamızın yazdığı üç kuruşluk, üç kuruşluk mahalle derslerinde tiyatro mağanda değil, Ruba Saatçı. Aygen vesaire bir yıl kadar oynamıştık. Sonra ben Don'un Kuru Gideceksin adlı Tatavla sahnede bir tülahat denemesi yapmıştım. Hani ufak tecrübelerim var. Bu da bir arkadaşımız için toplandık. Ona biraz destek olmak için bir söyleşi istediler benden. E ben dedim orada olmaz. Onlar dediler Barbaros orada olmaz, burada olmaz. Nerede olacak bu iş? Adı burada olmaz kaldı. Sonra projeye dönüştü. Ee, i̇ki buçuk, üç saatlik bir tülat aslında. Bir omurgası var tabii ki. Retorik tiyatro aynı zamanda tabii ki politik yönleri var. Ee, bir stand-up değil. Yani artık her şey stand-up ama stand-up değil. Biraz orta oyunu gibi, biraz daha tülat, biraz çok interaktif değil. İzleyiciyle çok iç içe girmiyor ama izleyiciyle buluşuyor, dokunuyor, iniyor sahneden o figür. E aslında son 25 yılın benim hayatım, anılarım ve toplum hafızasını ikonik olarak girmiş VTR'ler, röportajlardan oluşan bol dedikodusu olan tabii ki Gezi Dirilişi ve Silivri'nin de içinde olduğu bir hayat profilinden ülkeye bakış ve bunun sarkastik hicivini yaparak, mizah yaparak dalga geçiş. Bu kadar basit bir şey aslında yaptım ilgi görüyor, enteresan bir şekilde çok ilgi görüyor, çok takdir topluyor. 11 kere izleyen var, e, şaşırtıyor bizi çünkü hiçbir gösteri birbirinin aynı değil. Güncelleniyor doğal olarak, e, güncel hayattan da alıntıları var. E, her dosyanın içinde altı segment bu. Onlarca dosya var. O güne göre, o şehre göre, o salona göre, o tekniğe göre seçiyorum. Böylece birbirinden çok farklı işler ortaya çıkıyor. Her gösterinde ses kaydını aldığımız için nihayet birini de şifre ettik ve burada olmaz kitaba dönüşüyor. Evet, yani evet. normalde kitaptan oyuna dönerken biz oyundan kitaba e, yürüyeceğiz. Kitap falan yetiştirmeye çalışıyoruz burada olmazı. Bir izleyici izleyerek anlatıyor var Barbaros Şansalı orada. Başkasının gözünden kendimi anlatıyorum. Hem de sahneyi birebir e, yansıtıyorum çünkü ya, her yere Anadolu'da güvenle gitme hala mümkün olmadığı için o bölgelerde yaşayan takipçiler, dostlar, beğenenler e, en azından okuyarak e, o duyguyu yaşarlar diye mi diyoruz? Evet. Burada olmaz. E, burada olmaz. 84 oyun bitirdi. 50 bin kişi izledi. Şimdi 20'sinde Denizli'den başlayarak artık Antalya, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Çorlu, Edremit, Edirne, Çanakkale, Diyarbakır, Antep, Adana, Mersin, her yer, Konya yeriyle her yerde oluyor artık. Ankaralılar olarak devlet tiyatroları özellikle ve Ankara Sanat Tiyatrosu üzerinden çok fazla oyun izleyen insanlarız. Böyle bir profilimiz var bizim. Fakat de... Buyurun. Yani Ankara Sanat'ın izleyicisi Bilkent... Türkiye'deki en kaliteli, en e, iletişim kurabilen, sarkastik, hece mizahı alabilen, gülen, çok müthiş bir izleyici var. Çok keyifli Ankara'da sahne Ama O yüzden 22 Aralık'a bir daha koyduk Ankara Sanat'a talep üzerine. E, sandalye taşımak zorunda kaldık Ankara'da salonu. Hoş olmadı. E, tekrar Ankara bu sene 3-4 tane yaparız. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun tarihinde e, bizim için çok kıymetlidir. Özellikle Tabii. biraz e, sol tandanslı e, oyunlarıyla. O 70'lerden 60'lardan itibaren Türkiye'yi değiştirip dönüştüren bir yapısı var. Sandalye ve tabure koyma kültürü Ankara Sanat Tiyatrosu'nun ruhunda var. Şimdi ben bilken onların yeni sahnesini gördüğümde sizin davetiniz üzerine şöyle baktım tabelaya dedim ki ben eski salonunuzu özlüyorum, o dokuyu özlüyorum ama seyirciyle ve sizin e, performansınızla gördüm ki Ankara Sanat Tiyatrosu ruhunu siz orada tekrar e, ayağa kaldırdınız. Seyircilerle birlikte oynuyorsunuz siz, tek başınıza oynamıyorsunuz, kendinize mal ben, etmeyin. Bence ben, bir salon ben, dolusu seyirciyle bir tiyatro e, etkinliği yapıyorsunuz. Ben, orada. Yani bir, daha önce ben Çankaya sahnede de iki kere sahne aldım. Çok beğendiğim bir sahne mimarisiyle evet. çok yaratıcı olabiliyorsunuz. Ee, oradaki sorun biraz etraftaki elçiliklerin camır kullanıyor olması telsiz mikrofonunuz hasarlanıyor gösteri boyunca çubuk evet. cumhurbaşkanı falan geçerse bir 10 dakika mikrofonlar çalışmıyor ee, oranın öyle bir handiği var Ankara bu olacak ee, bir daha şey de istiyorum birkaç mesela deneme tatbikat sahnesini istiyorum evet. ee, devlet bana vermez sahne tabii ki ee, bu çok doğal Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde, de, belediyeler de vermiyor, evet. evet evet enteresan, ee, kıymetli hocam CHP'li belediyelerin şöyle bir problemi var. Ee, gösterdikleri adaylar ve adayların oluşturdukları kadrolar genelde sağ tandanslı olduğu için her ne kadar CHP logosu altında seçime girseler de böyle zihniyet farklılıkları ne yazık ki yaşanıyor. Ne ee, kadar ya ama... sayıyoruz bugünlerde? Nereye kayıyoruz? Yarasa yiyormuşuz efendim. Yani Ay insanlar yarasa yiyormuş, Covid oluyormuş falan. Evet, evet, evet. Turne maratonunuz var. <laughs> Peki bu turneler arasında, turne arasında başınıza gelen güzel ya da sizi inciten olaylar oldu mu? Yok, güzel hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir kere çok talihsiz bir <laughs> ajet tecrübem dışında son bir yıldır beni rahatsız eden hiçbir şey olmadı. Tam tersi kamadan son derece saygı, sevgi ve güven dolu takdir alıyorum. Hiçbir olumsuz tepkiyle karşılaşmıyoruz. Çok kalp kalbe, el ele, gönül gönül omuz omuzayız biz hepimiz beni sevindiren de çok olay var. Çünkü her sahne benim ayrı bir çocuğum gibi. Her ürettiğim kostüm gibi. Nasıl onlar benim çocuklarsa ikinci, ikinci evliliğim diyelim buna biz. <laughs> sahne ikinci evliliğimin gösterileri de benim yepyeni çocuklarım. ve evet. üstelik bir ulvi amaç için çalışıyoruz bunu. Biz cebimize doldurduğumuz bir evet. proje değil. bir de bu, bu yanı da bizi çok mutlu ediyor. Bahseder misiniz? Genelde iyiliklerin anlatılması çok hoş karşılanmıyor. Ben çok saçma bakıyorum. Yani şöyle bitmiş projelerden bahsedebilirim. Şu an yürüttüğüm projeyi değil. Bitmiş olarak mesela Londra Criterion Theater'da 6 Kasım 2023'te gerçekleştirdiğimiz burada olmaz. Orada bir 15 bin sterlin gibi bir fundraising para toplayabildik. Bunun 5 sterliniyle sevgili Hacer Fogon'un da e, bilgilendirmesiyle e, Antakya Defne sivil alan hareketine bir mutfak temin edebildik depremzedeler için. Ayrıca da Tokat Tural'da e, yıkılmış acil restorasyon bekleyen bir evine de 10 bin sterlin aktarabildik ya 450-460 bin lira gibi Türk lirası bir para. E, elimizden geldiğince bu topladığımız e, ücretleri ve tasarrufları e, ihtiyaç sahibi olan yerlere, şahıslara değil de e, topluma ve kamuya yönelik e, değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada olmasın e, şu an yürüttüğü projede çok Türkiye'deki ilk projelerden bir tanesi. E, tamamlandığında gururla anlatalım. Daha sürerken nazar değiyor. Şimdi bana evet. kurşun döktürücü, muskacı falan arattırma memlekette. Onlardan <laughs> çok var. Var değil mi? Evet, her köşe başında artık bir şeyh ve bir muskacı var. Ee, o konuda zorluk yaşamazsınız. Kıbrıs'ta durum nedir bilmiyorum ama Türkiye topraklarında muskacı Kı yok yani. Evet. Kıbrıs adası hiçbir zaman misak milli ve misak-ı marif sınırları içinde olmadı ve Lozan'da <laughs> da yok bağımsız bir yapı. E, hasarlı tabi 60 Cumhuriyetinden sonra yaşananlar, işte dün gece New York'taki yemek sürecine kadar gelen ben adada yaşıyorum 4 yıldır. Evet. Ada öyle dışarıdan belki turist olarak Türkiye'den gidip gelenler hani otel, kasino, kumarhane, e, onu bilmiyoruz biz. Ben hiçbir kumarhaneyi görmedim bile Kıbrıs'ta daha içini. Yani yıllardır buradayım ve hepsinin sahipleri, menajerleri de dostlarım yani. Ee, sakin ve dingi bir hayat var güvenli bir hayat var seküler bir hayat var multinasyonel çok uluslu bir hayat var çok dilli çok uluslu ee, çok para birimli bir hayat var gündelik Türk lirası kullanıyorsunuz mülkiyet sterlin beyaz eşya euro, inşaat dolar <gülüyor> böyle <gülüyor> Dubai reali de geçiyor biraz ee, bu hellim peynirinden dolayı ihracattan ona da izin var ee, bu bazda yürüyor her şey sakin ulaşım da artık eskisi gibi maşaka değil. Pahalı. Yani düşünebiliyor musunuz? İstanbul Ercan ulusal havayolu şirketimiz 7 bin lira bilet parası tek yön alırken aynı havayolu şirketi İstanbul Londra'yı 6 bin lira alıyor. Yani Hani <laughs> buraya zenginler geliyor zannediyorlar. İşçisi, emekçisi de çok buranın dünyanın çeşitli yerlerinden gelen. Yani Bangladeş'ten, Hindistan'dan, Türkiye'den. Emekçisi de çok ee, çalışma izniyle gelenler. Ulaşımı pahalı, hayat biraz pahalı. Türkiye'de çok pahalı ama yani e, Türkiye'de bu hafta ben e, Türkiye'deydim e, gösteriler için. E, Water Garden Duru Tiyatro'yu yaptık. E, o bir e, Arap kökenli bir beyefendi ve hanımefendi ailesiyle orada yemek yerken futbolda konuştuk. Onlar taşınma kararı almışlar Türkiye'den. Çok pahalıymış artık. Hocam bir de bu kadar temponun arasında ifade vermeye gidiyorsunuz. Türkiye dün, gittim dün de. <laughs> <laughs> Türkan Şoray'ı yani ağırlıyorsunuz. İstanbul'da, geçen uçağa binmeden İstanbul'da gittim. Uçaktan indim geldim burada girine polis merkez ama müşteki olduğum davalar onlar. Bir de Türkan Şoray'ı ağırladınız değil mi? Dün akşam evet Sultan burada Fahri Doktor ödülü alıyormuş bir üniversiteden. E gelir gelmez bir çorba istedi bizden. Akşam evde buluştuk Yıldırım ve Türkan bir canı hep birlikte e, çok güzel anılar, 3-4 saat müthiş bir geçmişe gittik geldik yeni projeleri konuştuk e, çok keyifliydi tabii çok eski dostumuz çok da takdir ettiğimiz ve her zaman bize karşı karşılıksız e, her türlü ricayı koşarak severek yerine getiren bir yıldız Türkan Hanım. E, Yağmur da öyle o da bizim evladımız çok da başarılı bir yönetmen yapımcı. Güzel vakit geçirdik yani. E benim de müsaade edin de biraz da olsun yani böyle ünlü falan düzgün insan arkadaşım. Hep ben anarşist olarak önde olduğum için pek öbür, öbür hayatımı bilmiyor insanlar ama benim de tabii mesleğim, geçmişim, çevrem gereği daha farklı bir hayatım da olacak tabii ki bu çok normal. Hocam tüm bu bileşenleri bir araya getirebilmek, Genelde şey vardır ya. Efendim onlar sırça köşklerindedir. Vatandaşın derdinden anlamazlar. Sizin çok niş bir ortamınız var ama aynı zamanda e, halkçı bir tarafınız var. Bu ikisini bir arada e, yaşayabilmek nasıl bir his? Aslında e, o Halkçı diye sizin tabir ettiğiniz yani emekçi, e, direnişçi, e, baş kaldıran, sorgulayan, eleştiren aydın e, kesim. Bu aydın illa üniversite okumasına gerek kalmıyor. Aydınlanma başka bir şey çünkü. Evet. Aydın düşünen, özgür düşünen kesim aslında Türkiye'nin artık en niş kesimi. Paradoks orada. Evet. <laughs> o çok zengin güçlü bir eskiden vardı öyle bir zarif benim mesleğe başladığım yıllar ve orta yaş dönemlerimde artık yaşım 70'e geliyor yakında benim. E, artık para da el değiştirdi kalitede el değiştirdi. Nasıl ki ...siyasi kalite değişiyor... ...tabii siyasetin zengin ettiklerinin de... ...kalitesi değişiyor doğal olarak... Yani ...çanak tutuyorlar çünkü... ...çanak mıydı oturak mıydı neyse o... E ...pek bilmediğim aletler bunlar... ...benim kullanmadığım şeyler... ...o yüzden de aslında paradoks var... ...evet haksızlığa tahammülüm yok... ...benim konforlu bir hayatımın olması... ...ya da diğerlerinden daha fazla... ...imkana sahip olmam... ...benim onları görmezden geleceğim anlamına gelmiyor... Zaten o dostlarım da beni görmezden gelmiyorlar. Yani haksızlığa uğradığımda bir mağduriyet yaşadığımda hem sizin o bahsettiğiniz zengin ve güçlü kesim. hem de bu tarafta emekçi e, aydın kesim, e, emekçi aydın kesim bana daha çok sahip çıkıyor. Yani onlara göre ötekinin hayatında olmama bu benim mesleğimin gereği. Yani jinokolog olsaydım da her gün bir sürü kadının başınasını inceleyecektim meslek gereği. Bu da benim mesleğim. Biz üst sınıf bir kadın tersisiyiz. tabi ustam Yıldırım Mayruk 60 yıl e, seçkin üst sınıf bir kadın tersiz. Belli bir seviye ve kalitenin üzerinde iş yaptığımız için doğal olarak e, seçilen oluyoruz. Ee, uzun süre seçilen olduktan sonra da seçene dönme hakkınız sizindir artık ee, biraz sebat sabır biraz e, istihdam yatırım kdv biraz servis kalite güvence biraz buluş biraz icat biraz ahlak biraz öngörü hepsini bir çorbayı anca o zaman lezzetli bu çorba yoksa paça çorbası içmekle bir şey olmayacak paçalara kadar zaten bulaşmış vaziyette Salonda bir şey dikkatimi çekti. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Aslında sizi izleyenler arasında AKP'nin sosyetesi de var. Çok normal. Yani bizim e, biz kadın terzisiz. Bizi tercih etmeyip siyasi görüşümüz, tercih ya da yönelimlerimizden dolayı e, rejimin o muhafaza taraf kesimi bize gelmiyor olabilir zaten etik de değildir neticede Yıldırım Bey ve ben prova yapacağım yani bir erkeğe prova olmaları gerekecekti ama bunların içinde de e, partili eşi ya da partili ilişkileri ve kazançları olsa da e, kendini eğitmiş hoşgörüsünü geliştirmiş e, ihtiyacı olanı öteki de olsa alıp ben bir ikini zengin edeyim ve iyi yapanı fakirleştireyim kafasından çıkış olanlar da var tabii ki yani iyi insan her yerde var. Kötü insan daha da çok olsa her yerde iyi insana da rastlarsınız. Bu, ben Suudi Arabistan Petrol Bakanı ile çalıştım. Zeki Ahmet Yaman ile OPE'nin kurucusuyla. Yani dünyanın her yerinden birçok aileyle çalıştık, birçok isimle çalıştık. Mesleğimiz bizim bu. Ben o hanımefendinin kocasının ne iş yaptığını, hangi partiye girdiğini falan bilemem ki yani. Sormam da zaten. Rahmetli Nermin Erbakan hanımefendi randevu alıp bizi provaya geldiğinde teşvik dekent O kadar tanımıyoruz ki sohbet ederken ilk tanışmamızda Yıldırım Bey affedersiniz siz Erbakan'ın neyi oluyorsunuz demişti. Kadın eşi onu bile bilmezdik biz. Şimdi şimdi ben biraz <laughs> burnumu fazla sokunca kim kimdir öğrenmeye başladım öyle söyleyelim. Me Meclise girmeyi düşünüyor musunuz bağımsız olarak? yok yok. yok. Ben mecliste tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde bir tane bile bağımsız milletvekili yoksa o ülkenin bağımsızlığı sorgulanır hale gelir benim düşüncelerime ve görüşüme göre. Sorumu düzelterek soruyorum. Bağımsız milletvekili olarak meclise girdikten sonra hapse girmeyi düşünmüyor musunuz? <laughs> Önce hapse giriyor. Daha doğru bir <laughs> soru oldu sanki evet. Gerçekten öyle bir idealim, niyetim yok. Bana göre yerler değil oraları. Yani e, huzursuzluk çıkar ben oraya girersem. Çok çok huzursuzluk çıkar. Tavanında çiğ köfte vardı. Şimdi zaten aldanın kokusu var. Yani bana bana göre yerler değil öyle oralara girip polemiklere girmek. E, Ala franga helai, Ala turka kullanan memurlarla muhatap olmak, memura hakaret yok burada. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Tuvaleti pis bırakan memurlarla, e, bu, bu da devlet memuru da değil. Bu yani maaşlı danışman memur hani kamu memuru da değil. Ben bana göre yerler değil. Ben daha önce bir baş başka açıdan meclis projesinde Bülent Arınç Beyefendi'nin davetiyle Yıldırım Bey'le meclisi inceledik. Tabii her yeri incelememe izin vermediler. Ee, i̇ncelememe izin veren yerlerden bir tanesi meclis kütüphanesiydi. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin kütüphanesi dünyadaki ikinci büyük meclis kütüphanesi Hindistan'dan sonra. Ve bütün çıkan yayınlar, gazeteler, dergiler, mecmualar, kitaplar meclis kütüphanesine otomatikman geliyor. Tabii bu kadar hard kopyi e, Bodrum'da Larda meclisin alt bodrumunda biriktirmek sığmıyor. Benim gittiğim tarihte arşivler e, mikrofilme çekiliyordu. Daha bu scan dijital yoktu. Mikrofilme müdür beyle konuşuyoruz. Dedim e, peki bunun yedekliyoruz dedi. Hani e, her şeyi. Peki dedim yedekliyorsunuz da dedim. Hani burası bombalanırsa bu yedeği nerede saklıyorsunuz? E, Oran sitesindeki dairemde demişti bana. <laughs> Bana göre yerler değil orası. Ben sahada mutluyum. Yani hem sahadayım hem podyumdayım hem sahnedeyim. Artık apronda değilim. <laughs> Yedik dayağı artık linç etmiyorlar. Ama terminallerdeyim. Uçağa giden köprülerdeyim. Ee, benim ayaklarım yere basıyor. Benim meclis değişimi. Bir faydam da olmaz. Ki, ha ne bilirim ki ne becerebilirim ki ben bir şey önereceğim. Ama yani ne önerebilirim ki hangi altyapıyla... Hangi network ile? Yani ben ihale bilmem, komisyon bilmem, evrakta sahtecilik bilmem. Hani meclisin dışarıdan olanları için söylüyorum, meclisi tenzih ediyorum. Ee, dışarıdan onu bilip de gelenler de oluyordur ziyaretçiler. Bunları bilmediğim için mecliste ben aç kalırım. Ankara'da Bir de orada... garsoniyer savaşları var biliyorsunuz. Ne var? Garsoniyer savaşları artık borsaya döndü. Kur'an'ları biliyorsunuz siz. Ee... ...sevgili Sevim Tuna yıllar önce... ...sarışın çok vamp bir hanım... ...Yıldırım Bey'in dikişlikliği yıllarda... ...Ankara'da astrolist olarak... ...sahne aldığında... Evet, ...rapanda bir kadın gazinodan çıkıyor... E, ...taksiye biniyor... ...evladım diyor dereli bir yer varmış... ...beni oraya götür diyor taksi şoförüne <laughs> ...taksi de bakıyor... ...sarışın abla diyor... ...orası için senin yaşın geç değil mi diyor... <laughs> ...halbuki o kavaklı dere demek istiyor... ...işte aklında dere kalmış... Ankara'nın dereleri evet vadileri değil ben orada doğdum ama evet. çok da sevdiğim bir kent ama yaşamak için tercih edeceğim bir kent değil e çünkü Ankara'nın da kent soylu entelektüel birikimi olan aydını artık çay yolu tarafına kaydı çok az kaldı Ankara merkezde. Çankaya'daydım geçen hafta Or orada kaldım iki gece işte kulüpler, barlar vesaire var işte Bestekar Sokak Üstü falan Tunalı Mınalı yürüdüm Kızılay'a kadar da bir de ee, bütün eski günlere o işte e, Sakarya Caddesi'ni falan o eski yeniler maymun lokantası falan eski günler onları bulamadım tabi hepsi, telefon... işte. hepsi telefoncu olmuş <laughs> telefoncu oldu evet <laughs> hepsi telefoncu olmuş telefon kılıfı var her çeşit ee, onun bir güzel Ankara gene de güzel. Güzel tabii Karayalçın sayesinde yeşermiş bir şehir onu da hatırlamak lazım. Onun dönemindeydi o büyük çirliliğin bertaraf edilebildiği. Türkiye'de sürekli yükselendiğini söylemler altında bir de yükselen kötülük var. Bunların birbirine paralel yükselmesinin sebebi sizce ne olabilir? Şimdi ben tabii inanç konusunda farklı bir noktada duran biriyim de, e, inanç gösteren herkese saygı gösteririm. Elde İçinde var. duymadıklarının da olması çok doğal. E, bütün dinler e, korkular üzerine inşa ediliyorlar. Yani çok tanrılı dinlerde farklılık yani Hinduizm'de ya da Budizm'de segmentler, hiyerarşi çok farklılıklar gösterebiliyor ama semai üç dinde çünkü ezidilerin kitabı olmadığı için onu hani oraya koymuyorlar. Halbuki ilk tek tanrılı din astroloji ama neyse uzatmayalım. Diyanet <laughs> dersinde değiliz. Şöyle düşünüyorum ben bütün dinler kiminle sevişemeyeceğinizi ve ne yiyip içemeyeceğinizi söylüyor size. Gerisinin her şeyi orada. Hep bir vaat var. Bu dünyada iyi ol. Öbür dünyada istediğin kötülüğü yapabilirsin. Ee, işte cennette her türlü şeyi yapabilirsin. Ee, kötü olursan... E, ...cehennemde başına gelmeyen kalma... ...hep bir korku var. Öteki taraf korkusu var... Bir yandan da işte bakıyorsunuz Hristiyanlık için kanımdır diye şarabı uzatırken Müslümanlık haram diyor ee, Musevi dininde. E etliyle sütlü bir araya gelmiyor. Aslında helal kesin diye kullanılan her şey koşer. Yani Musevi dininin segmentlerinden geliyor. Sünnet de buna dair tabii ki. Pallus sünnetleri. Ee, yani bütün dinler korku imparatorluğu inşa ederek sizin e, üremenize ve beslenmenize müdahale ediyor. Onun dışına karışmıyor hiçbir din size yani. Onun dışı hepsi aynı. İyi insan ol. İşte bahşiş ver, e, paylaş, her neyse temiz, güvenli seks yap, işte kafayı bulup delirme. Herkes aynı şeyi söylüyor. Çok da farklı bir şey söylemiyorlar kutsal kitaplar. Peki hocam, şimdi özellikle gündüz kuşağı programlarında insanların <laughs> kırsal kesimdeki insanların seks maceralarını, seks trenlerini diyeceğim artık buna, ifşalayarak buradan bir ahlak jandarmalığı yapan yayınlar var. Şimdi bakıyoruz ki Anadolu irfanı dediğimiz şey eğer buysa hepimizde çok ciddi bir problem var. Diyorum ki Yunus Emre'yi doğuran topraklar bu olmamalı. Karacaoğlan'ı doğuran topraklar bu olmamalı. Siz nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Ya şimdi bu gündüz kuşağında genel izleyiciye açık bir de üstelik. Yani evet. çoluk çocuğa da açık bunlar. E, kaynım bana kaydı programları ki son programda da kayna da kaymışlar galiba. Öyle bir şeyler olmuş. Kayınço tarafından gerçekleştirilen bir eylem. Ee, ben yani radyo, televizyon, bunlara nasıl olanak sağladığını dehşet içinde izliyorum. Çocuk çocuk bütün gün bu e, ensesler, cinayetler, dizilere de döndüğünüzde ben izlemiyorum ama hani arada önüme düşerse dehşet, vahşet, şefet, e, ihanet, iffet, hep böyle sonu etle biten bir et kavgası diziler zinciri var. Ee, çok e, mafyayı, yolsuzluğu vesaireyi özendiren... Bunlarla uğraşılacağına işte sokaktaki bir yurttaş iki kelime ettiğinde tutuklanıp içeri dağıtılabiliyor. Sonra da biz demokraside çok yol kat ettik dendiği gün işte Ferlas işçilerinin halini görüyorsunuz Ankara'da. Gece yarısı gözaltında alınıyor, direnişlerine izin verilmiyor. Aynen Polonez gibi o kadar çok saymamız gereken var ki Karettepe direnişi gibi Artvin'deki bir yandan gerçekten vatanperver yani ülkesini koruyak korumak, kollamak isteyen genç yaşlı büyük bir nüfus e, bu bu muhafazakar mücadeleyi veriyor. Yani koruyucu mücadeleyi veriyor. Ama diğer bir kısımda muhafazayı kar, yani karını muhafaza etmek istediği bir rejim içinde sebepsiz denginleşiyor. Vatanseverler. Zamanda... Vatanseverler, evet. evet. Vatanseverler. Ee, ezan bayrak kubbe minare mifer falan derken bir bakıyorsunuz Anadolu'nun her yerinde bu sadece mütedeyin kesimde değil Tabi seküler e, kesimde de çünkü bu bir davranış bozukluğu hastalık aslında pedofili e, aynen e, zoofili gibi ve zoofiliden yani e, bu sapkınların e, hastaların e, çocuğa yönelmesi önce küçük boyutlu hayvanla başlıyor. Yani önce hayvan istismar ederek başlıyor küçük ebat konuşamıyor anlatamıyor oradan da çocuğa yöneliyor bu oran yüzde yirmiler civarında bilim adamlarının açıkladığı için eğer mahallenizde sakin bir sokak hayvanı varsa çocuklarınız güvendedir bunu asla unutmayın bir anda hayvan katliamı izliyoruz Bir tabii hep de söylediğim dün akşamki bir canlı yayında da bahsettim aslında bunu yapımcılar, prodüktörler film icabı derdik ya hani gençken rejissörün yatak odası falan aynı terane dönüyor ondan ziyade bu cürümün e, bu ağır cürümün medya tarafından sürekli pompalanarak işte bir çocuk cinayeti daha büyük vahşetli bir tane daha koyalım arkasına aman aman buna doydular daha da bir şey koyalım günde 30 tane perakende haber üretmek adına yapılan bir perakende habercilik sistemi zaten çoğu kontrollü kontrolsüz olan yok o da kontrollü başka zümreler tarafından ve tabii ne oluyor o zaman siz bunu kanıksamaya başlıyorsunuz. Aa cinayet olmuş. Ne olacak canım? Her gün oluyor. Ha, o kızın kafasını kesmiş. Canım aman bir de kesilmişti. 12 Özcan'ı Özge Can'ı varile koyup yakmışlardı. Özge Can'ın cinayetinden sonra bir bakıyorsunuz varil cinayetleri artmış. Aynen köfteci hikayesi gibi. Şimdi doldu taşıyor. <laughs> ya da kredi kartına 750 lira gibi hop geri çekiyorlar ama diyorlar pozisyonu bozma. Bekle biz erteledik. Sen böyle kal biz sonra sana o 750'yi dayayacağız. Yani e, tabii bunlar iktidarın, e, hükümetin, devlet adına bu ülkeyi yöneten e, vergi toplama hakkını ve e, yürütme e, kanun yapıcı, yapıcı ve yürütme hakkını elinde bulunduran güçler. Ama burada bir şey unutmamak lazım ki bu halkın emeğinin, birikiminin size emaneti olan zenginlikler halkın daha kaliteli, daha ucuz hatta mümkünse ücretsiz eğitim, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olmak amacıyla anayasaya girdiler. Yani siz bunları çıkarıp ay işte o ona vergi affı vereyim buna da bilmem ne vereyim 12.500 lira emekli maaşıyla sürünsün. Ya böyle olmuyor nitekim artık Birleşik Devletler bile emekli maaşlarını düzelti verin bari diyorlar. Hani barili şeylere maruz kalıyoruz. E zaten lokasyonumuz çok talihsiz. Anadolu'nun lokasyonu yani tarih boyunca ateş çemberinin ortası hiçbir zaman uzun süreli yerleşik bir düzen sağlanamamış. Çok çeşitli kavimler, etnik, dini akışlar var. Hep bir çatışma ortamı da var. Ben eleştiriyorum evet eleştirdiğim için de bazen ağır darbelere, hukuksuzluklara maruz kalabiliyorum ama bir arkadaşımız, vekil bir arkadaşımız bana şey dedi bir gün Barbaros evet haklısın söylediklerinde dan, dan, dansın dedi hani üslubun biraz sert ama dedi sen de dedi Türkiye Cumhuriyeti unutma 16 tane devlet kurduk biz dedi. Ben de döndüm bununla gurur mu duyuyorsun sen dedim. Ne demek istiyorsun dedi. 15 taneyi nasıl yıktığını hatırlıyor musun sen dedim. Yani 15 tane çarçur etmişiz tane çıkarabilmişiz. Onunla gurur duymamız gerekirken onu da hasarla hale getirme mücadelesi el birliğiyle sürdürülüyor iktidar ve muhalefet tarafından. E, sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri zaten valiliklere bağlandığı için büyük bir manevra kabiliyeti yok. Yani e, Rosa Luxemburg Vakfı gibi ya da Amnesty International gibi ya da No Peace Without Justice gibi ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu vakfıdır Roma'da, Roma hukukunda. E, bunlar sizin Elinizde nihayet yok ne yapıyorsunuz? Açık radyoyu kapatıyorsunuz. Ee, biz anayasa mahkemesini tanımıyoruz ki STK'ların hali nice ola yani? Bu tabi bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendine münhasır ifadeleridir. Ee, tanıyıp tanımamak yetkisine sahiptir. Ee, yasalar önünde o yetki ona verilmiştir. Yani bu halk ya da seçsiz diyelim işin aslı o. Bu muktedirliğin bütün gücü elindedir, hakkıdır. İsterse kullanır, isterse asar, isterse keser, hani rejistir, yapar. O ayrı onu öyle değerlendirmeyelim. Biz parlamentomuz içindeki senato nerede? Bizim senatörlerimiz vardı, ne oldu onlar? Ordinaris profesörlerimiz vardı, o kaldırıldı. Yani bir hiyerarşisi vardı cumhuriyet devrimlerinin bir emek bir liyakatle bir noktaya gelinirdi. Böyle halamın oğlunu da şuraya koyayım. Amcamın kızı da buraya girsin. Benim kızım da meclise girsin falan böyle şeyler yoktu. Evet, her siyasi parti döneminde, tek partili dönemde de partiye yakın olanlar da avantajlı olarak yaşadılar bu ülkede ve bu siyasi partiler üyeleri oranında da hazineden yardım almaktalar. Şimdi ben hiçbir siyasi partinin üyesi değilim olmayı da düşünüyorum. Benim gibi milyonlar var. Yani hani Türkiye'de en az hiç 36 milyon seçmen mi var? Demek ki 50 milyon partisiz var bu ülkede yani hani öyle bakarsak. E benim ödediğim vergilerden bu siyasi partilere para ödeniyor. Ama benim güvenliğim, sağlığım ya da işte eğitimim ya da seyahat özgürlüğüm ya da düşünce ve ifade özgürlüğüm konusunda beni temsil eden bir siyasi parti yok. Her siyasi parti mecliste kendi liderlik sultasının görüşlerini temsil ederek çatışıyor. Yani ben orada zaten e, politikanın Türkiye'de e, bu öyle bir zübük hani herkesin yazdığı gibi hale gelmesine üzülüyorum. Ee, Ali İsmail, şey İsmail Cem dönemini hatırlayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin dışlarına ne kadar saygındık yani. Evet. Gümüşçuoğlu gibi bir büyük elçi gördü Londra Rahmi Bey gibi. Yani ben o dönemlerini yakından yani içinden bildiğim için bunları söylüyorum. Sefira Hanım e, Erçin hanım ki babası büyük beydir, bir yazardır. Elçin Gümüşçuoğlu'nun resepsiyonları diğer büyük elçiliklere Türkiye'ye yol aldırdı. O, o dönemin sonucunda da ne geldi Türkiye'ye? E, bu galiba Ecevit dönemine denk geliyor. Karadeniz demir çelik ve kömür işçileri serbest dolaşımı Karadeniz anlaşması geldi. Bu zaten bugünkü Avrupa Birliği'nin temeliydi yedi ülkenin. O yedi ülkenin altısı kurucu olarak tepede biz daha hala kenarda otobüs durağında bekliyoruz. 40A gelecek diye. Çünkü 40A Nişantaşı'ndan geçen hattı. Yani Boğaz'a giden hat Nişantaşı'ndan geçen vardı, Mecliyeköy'den geçen vardı. Aynı hat iki ayrı rotada ama 40A sosyetik olandı. Biz hala 40A bekliyoruz. Lüks yerden geçsin. E belediye otobüsüne biniyorsun sonuçta yani. Oradan sadece geçiyor. O zaman da ne oluyor? Trene bakıyor işte bakanlar. Yani Hocam, tren seyredenlerden bahsediyorum. Çatal bıçak tutmayı bilmeyen adamlar işte temsil ettiği zaman böyle oluyor. Hepsini kastetmiyoruz tabii ki. Biz genelde... E bir şöyle, şöyle, bakın bakın bu benim daha önce de hep ifade ettiğim bir şey var. Yani yer sofrasında, tahta sofrada yumruğuyla soğan kıran bir kadın... Benim mantığımda first lady'm olabilir. Evet. Yani temsiliyette başkan eşi olabilir. Bunda hiçbir sıkıntı görmem. Ancak o şahsın uluslararası adab-ı muaşereti çok iyi öğrenmesi kaydıyla. Çünkü beni temsil ediyor ve o temsiliyetin bedelini biz ödüyoruz. Vergilerimizle, hediyelerimizle, avantalarımızla hangi şekildeyse artık o önemli değil. O atizi itizi hikayesi var. Ama onu bilmek zorunda. Yani bugün Fransa e, cumhurbaşkanlarının eşlerini Fransadaki büyük moda evleri çok cüzi fiyatlara giydirirler. Çünkü bir temsiliyettir. Bakın ben Mesio Isanlora e, mesleğine veda ediyordu. Son defilesi Pierre Bergé vakfıyla birlikte Paris'te e, Pompidou Center'da defile olacak. E, ben de kreatör terzi olduğum için birilerinin girmesi yasak. Ee, ama çok görmek istiyorum çünkü Veda ve bütün hayatı Daha sonra bir retroya dönüştü o sergi ee, Benim bir arkadaşım vasıtasıyla Ben gazeteci diye aldım Davetiye ee, Girdim e, yukarı balkonlardan Birinde bir sürü hanımlar da var Ay dediler siz kimsiniz Ben dedim gazeteciyim Biz dediler atölye çalışanlarıyız Kapanıyor atölye terzihane ee, Defile'nin finalinde e, Catherine Deneuve ve Madame Chirac birlikte mikrofonla podyuma çıkıp Monsieur Saint Laurent'e doğru yürürken benim gözümden yaşlar iniyordu. Ve yanımdaki emekçi hanım bana döndü. Bize niye yalan söyledin? Sen gazeteci değilsin, sen bizim meslektensin değil mi dedi. Yani e, sonra da beni CNN'e bağlamak istediler. O zaman yasaklı değildim. Merdivenlerde ağlamaktan konuşamıyordum. Sonra ustamla konuştum. Niye o kadar ağladın dedi. Dedim kıskançlığımdan ağladım. Gerçekten de öyle. Yani neyi kıskandım? O sabah otel kahvaltı salonundaki bütün gazetelerin tam arka sayfasında siyah beyaz Mesut fotoğrafı. Deşe, ne kadar para harcıyorlar buna dedim. Kolay değil. Figaro, Le Monde, tüm gazeteler. Altlarına baktım. kiminde Turizm Bakanlığı, kiminde de Ekonomi Bakanlığı, kimin hepsi bir büyük duayene teşekkür ediyorlar. Fransa ve Fransız kültürüne katkılarından dolayı. Bize ne yapıyorlar? Veda defresi yapmaya kalkıp Kempinski'yi kiraladığımızda Beşiktaş kaymakamlığı koyup var yapamazsınız diyor. Yine özel bir mülkün içini fişekhanede yaparak bitirmek zorunda kalıyor. Ama yine de durmuyorsunuz. Ee, şimdi bir vakıf var. Şimdi evet Yıldırım Mayrık Vakfı. Evet. Ee, şimdi şeyleri okuyorum bakım senetlerini. Ee, çok değerli insan Sayın Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve değerli milletvekili Sayın Ceyhun ki o güzel bir sağlık müzesi de yaptı Eskişehir'den Ülüfer'de. Böyle bir fikirle geldik. Ee, ustamız da hayatta imkan da var. Yıldırım Mayrık Vakfı ile Bursa merkezde ee, bir üçüncü derece cumhuriyet binasında bir ee, kadın istihdamına yönelik öğretim recycle ve design yeniden tasarımla geri dönüşüm müze kütüphane e, kitaplık kitap evi e, mağaza kafe corner shop e, konferans salonları ve atölyelerden oluşan bir projenin umarım Kasım ayında protokol imzası ve lansmanını Bursa'da yaparız. Herkes duyacaktır. Hemen inşaata girişiyoruz. Biz ciddi bir bağışta da bulunduk ustamla. Yani bütün yıllardır kullandığımız Proman promankenlerimizi, düğme koleksiyonlarımızı vesaire. Çünkü bu bir yaşayan müze hem de eğitim de olacağı için oraya aktarıyoruz vakıflar birlikte ee, bu yılın biraz onunla da yoğun geçecek gösteriler inşaat vakıf yeni kitap vesaire üretmek lazım yani durmamak lazım duran yaşlanır arkadaşlar bu kaplumbağa ile tavşanın koşusu gibi hani tavşan koşar 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 yorulur Kaplumbağa geçer. Bir de yalancı çoban masalı vardır biliyorsunuz. Hani kurt var, kurt var diye bağırır da Köylü koşar koşar kurt yok. Köylü koşar koşar kurt yok. Ondan sonra bir gün daha bağırır. Gerçekten kurt gelmiştir. Köylü yalan söylüyor diye gitmez. Ha işte bugünler çok güzel bugünlere örnek. Zaten ben söylüyorum yani anayasa anayasa tartışmasına gerek yok. Türkiye'de 30 tane nitelikli atasözünü Yasa yapsanız ülke dümdüz tertemiz ve ahlaklı olacak zaten. Yani bizim de zaman zaman hatalarımız oluyor. Yani e, muhakkak vardır. İnsanoğlu iki delikli bir silindire benzer. Ağzından laf yerine pislik ardından da pislik yerine laf bırakabilir. İnsanı mutlu etmenin tek bir yolu vardır. İki deliğini aynı anda tıkayacaksınız ki hani önünü arkasını temiz bırakabilirsiniz vardır ama bu herkes böyle olacağı anlamına gelmez. Tabii ki iyi insanlar vardır, tabii ki dürüst insanlar vardır, ahlaklı. Ee, gerçekten imanlı insanlar da vardır. Hani bir mış gibi gözükenler vardır, bir evet. gerçekten. Kendi inancı da bu dinin adı fark etmiyor isterse satan olabilir yani şeytana tapar bana ne bunun tercihidir beni ilgilendirmiyor çünkü cinsel ve dinsel yönelimler kişiseldir bunları kamusal yapamazsınız. Hocam satanlar şey şeytana mı tapıyor yani bunu mu demeye getirdiniz? Hayır, <laughs> kavram <gülüyor> güzel olarak ya. sanırım değil güzel, mi? Güzel. Evet. Bunu sevdim çok. Kelimelerle dans ediyorsun, çok güzel. Satan aslında şeytanın Latince'deki adı, ama evet. bizde satan da çok tabii babalar gibi sattılar biliyorsun. Rüyalarında Cleveland'lar gördüler. Sonra o rüyalar kabusa dönüştüler. E, merhum'un eşinin de Çamlıca'daki kaçak villasının üst katını balyozla indirdiler. Yani e, karma vardır. inanın bana hani Allah havale et der Müslümanlar, Hristiyanlar başka e, türlü tabirler kullanır. Ama yaşarken etme bulma dünyası bu gezegen. Yani e, mutlaka ve mutlaka siz fark etmeseniz de bir yerden size o negatiflik geri gelir. O yüzden dürüst olalım birbirimize karşı. E, kabullenmesek de, e, beğenmesek de. E, çünkü farklılık ve çeşitlilik zenginlik ve bereket. Evet. Yani o çok güzel bir şey e, ee, yani hep örneklendiririm düşünün hayatınızın tutkusuyla evlendiniz e, partnerinizle evdesiniz aynı anda aynı elmayı yemek isteyen aynı anda aynı tuvalete oturmak isteyen aynı anda aynı gazetenin aynı makalesini okumak isteyen 4-5 gün sonra cinayet çıkar o Zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter. Ee, o farklılıkları törpüleme zımparalamak değil o keskin hatları yumuşatmak daha birbirine kaynaştırmak daha dingin daha hem siz bana bakmayın ben anarşistim beni sakın örnek almayın yani başınıza gelmeyen kalmaz ama e, ülke genelinde de herkes kötü ve hırsız değil ha şuna katılırım bugünün görünen Türkiye Cumhuriyeti'nin mecrasında yani buna internetinden televizyonundan dergisinden medyasına kadar mecradan bahsediyorum mecrada kötülük ve ahlaksızlık e, başrolde. Yani cilalanan, parlatılan, satılan o. E, bir güzel bir e, ne bileyim ben bir piyano resitali haberi duyamıyoruz biz. Her sene bekliyoruz ki TRT Yana Filharmoni'yi versin de klasik müziğe doyalım senede bir kere diye. Yani e, Atatürk Kültür Merkezi'nde yarkılı arabesk konserleri yapalım. Ama sonra Mevlevi dervişleri de turizm tatil köylerinde de dansözden sonra çıkıp turistlere dönmesin ama. Mevlevi'yi dansöz ettiler. <laughs> Bir de led ışıklar takılıyor eteklerinde falan. Yani. Yanar döner oluyorlar. Senube, yani. <laughs> gibi. Ya, güzelim. Ben mutsuz değilim 10 hafta maksimum 2025 ocağı bir şey kalmadı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde de hem Orta Doğu'da hem Doğu Akdeniz'de hem Avrupa'da olumlu olumsuz ama çoğu nihayetinde çok olumlu sonuçlara varacak gelişmeler şu an yaşanmakta takip ediyorum. Tam da göbeğindeyim ben ateş attığının yani 7 evet. e, yedi e, sorunlu ülkeye 20 dakika uçuş mesafesinde yaşıyorum. Böyle bir nokta seçilemez yani Türkiye, Suriye, e, Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin, Mısır, İranistan. Bunlar benim e, adadan deniz komşularım hepsi. <laughs> Hem de 20 dakika kuş uçuşu e, uçakla. Ama adanın içi dingin. E, Kıbrıs bakın devrim Kıbrıs'ta başlar hep öyle olmuştur yani bu Taksim e, Kıbrıs mitingi hikayesi de öyledir e, zorunlu sürgünlere kadar yola çıkan ve sonuçta e, işte bugün geldiğimiz noktaya kadar getirebilen e, hükümetlerin e, narsist ama aynı zamanda da faşizan ama aynı zamanda da e, patriotik politikalarının sonucunda halklar acı çekmiştir. Kıbrıs Adası'nda beş tane temel toplum var. Ağırlıklı olarak tabii iki toplum göze batıyor. Türkçe konuşan Kıbrıslı ve Rumca konuşan Kıbrıslı. Ama Aramice konuşan Maronaitler var, Latinler var ve çok büyük bir de Ermeni diasporası bir nüfusu var. 1900'lerde Anadolu'dan Nikosya'ya geçen. Şimdi beş ayrı etnik kökenin olduğu bir coğrafyada kanton sisteminden kurulmuş bir coğrafya var ve ee, enteresan bir şekilde Kıbrıs'ın kuzeyinde uluslararası markalar, firmalar ya da yarışmalar bulundurulamıyor. Yani Fenerbahçe gidip Rum tarafında Larnaka'da maç yapıyor. <laughs> yani ama zaten Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk resmen Kuzey Kıbrıs'ı tanımıyor. Kuzey Kıbrıs 1983'te Kenan Evren ve e, Raf Denktaş, Raf Denktaş tarafından kurulan bir yapı ki Özal'ın bütün itirazlarına rağmen yapmayın Belçika modelidir doğru olan demesine rağmen e, Kıbrıs'ın ee, yeniden e, dingin huzurlu bir ada olmasının hem Türkiye hem de o Akdeniz hem diğer garantör açısından çok büyük farkları vardır. Çünkü e, evet benim de karşı olduğum bir NATO var. Her noktasında değil tabi bazı görüşlerde. Ama hem İngiltere hem Türkiye hem de Yunanistan NATO üyesi olduğu için... ...adanın tamamı NATO. E, zaten şu an ada üst gibi ve etrafımız savaş gemisi dolu uçakla geçerken görüyorum. <laughs> Her yerde bir uçak gemileri bir şeyler falan var. Ama adanın içi sakin tavsiye ederiz hala. Kıbrıs'ımız güzeldir. adanız Özellikle e, benim tavsiyem... hani ...adaya daha önce gelmemiş olanlar varsa lütfen... E, ekim ayından yani bu aylardan ekim sonundan e, Nisan sonuna kadar araç kiralayın bir çıkın Kormacit'e bir çıkın Masaryo Ovası'na yemyeşil bir ada göreceksiniz kışın yazın biraz e, çekiliriz biz içerilere çıkmayız ortalara. Orada gelip ağlayan e, Rumca konuşan Kıbrıslıların e, eski ailelerin o dramlarını da görüyorsunuz. Yani e, İçerde büyük babasının evi giremiyor, bakamıyor uzaktan bakıyor. 50 yıldır bu az bir zaman da değil, düzelmeyen bir sorun var. Güzel yurtta aynı şekilde um e, çözülecek ama yani böyle gitmeyecek. 2025'ten itibaren o da yoluna girecek zaten e, Türkiye yunanistan yumuşamalarını görüyorsunuz. Onun karşılığında e, Almanya da bize yeşil ışık yasıyor, işte Amerika bize hani. Ee, imtiyazlı ortaklık teklifleri, çalışma karnemizi hazırlayacak gibiler. Güzelir. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin dinamikleri çok yüksektir. Umutsuz olmamak lazım. Türkiye başarır. En büyük kargaşalardan en yalın çözümler doğar. Evet, Atatürk öyle bir temel atmış ki aslında hem sosyolojik açıdan hem siyasal anlamda halen ayakta durabiliyor. Duracaktı. Evet. Çok... Bakın bana göre yani biraz mizah yapalım bunu yanlış anlayıp saldırmasınlar Buyurun. hemen. Bana göre Mustafa Kemal'in en büyük talihsizliği bizim milletin başına gelmiş olmasıdır. Hani başka bir milletin başına gelse kim bilir o millet bugün nerelerde olurdu. Yani bu bir espri. Altını tekrar çiziyorum. Savcılıkları meşgul etmeyin. Şöyle bir şey var. Cumhuriyet yani bir gecede kurulmadı tabii ki. Yani hani bunun öncesi var. İttihat evet. ve terakkisi var, Tanzimatlar var. işte Yeniçeri yani bu sü bir süzgeçten evet. geldi de Artık hazırdı bu işte geç kalan devrimlerle birlikte Mustafa Kemal 1934'e kadar bir deha zaten bunu bütün dünya kabul ediyor. Bir toplumu çökmüş bir imparatorluğu parçalanmış bir hasta adamı dünyanın deyimiyle yedi düvele karşı savunarak ve İsmet İnönü sayesinde de ikinci Harbi'ne girmeden hiç o hasarı almadan o farkı açabildik. Yani 1940'larda artık 44'lerde Avrupa'da savaş bittiğinde enkaz varken bu Trakya ve Anadolu artık fabrikalarını işte Eskişehir uçak Fabrikası, şey Kayseri uçak fabrikası Sümer Bankula e, Karamürsel Mensucat Demir Çelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Türk Dilk Kurumu Atari Araştırmaları Vakfı yani, yani Türkiye e, büyük bir avantajla aslında depara kalktı koşuda ama maalesef işte 1960'da sonra biz yıllarca onu demokrasi bayramı diye kutladık 27 Mayıs'ı sonradan kaldırıldı. 1 Mayıs'ı da bahar bayramı diye kutlatırlardı bize. Emirgan'a lale bakmaya götürürlerdi. Ben yani çocukken işçi bayramı yasaktı. Neyse sonra o da düzelmeye başladı. Derken 1980'de bir tokat daha yedik Türkiye'de. Yani ağır bir darbe yeni bir yani 61 anayasası nispeten özgürlükçü bir anayasadır ama 80 anayasasıyla başka şeylerin önü açıldı. Sonra yetmez ama evet referandumları falan oldu İşte o Chanel çantalı altın kalemli gazeteciler, liberaller, liboşlar desteklediler derken arkadan işte çok var yani sabıka hani 1900'lere girmiyorum 15'lere ama Maraş Çoruş, Sivan, Başbağlar bakın bakın bitmeyen bir çatışma meselesi var. 6-7 Eylül 1955 var. Mübadele var. 15 Temmuz şeysi var. İşte neyse ise o hani biliyorsunuz. E, Civaroğlu var. Hep böyle bir e, kavga dövüş devrim yapalım. Rejimi kendimize yontalım kavgası var. Yontulmuyor işte Mustafa Kemal'in devrimleri. Yani yontulamaz. O kadar statiktir, o kadar ayakları yere basar ve çağdaştır ki çağdaşlığını da yitirmiyor bir de istedik yani. Zaten olgunlaşmanın da ürettiği yeni markanın adı Bohça. Bohça. Bohça diye markası var olgunlaşmanın ne evet. Bir ekolün böyle bir markası mı var? Evet. Böyle bir marka yarattılar. Adı Bohça. Ee, olgunlaşmanın sanat galerilerine denk geldiğimde bakıyorum ya da deprem ne yapıyorlar. Gene Maraş Kırma Telişi, Fihris Telefon Defteri, Gözlük Kabı Terlik yapıyorlar. Ee, böyle biraz kaftanımsı bir şeyler yapıyorlar. Yani o Tarsus vapuruyla Akdeniz'i gezen Olgunlaşmanın Türk modası yok artık yani. Orada da hiç çıkmaz oradan da hani şey çünkü eğitmen kadrosu yok. Yani şapka atölyeleri kapatılmış, çiçek atölyeleri kapatılmış. Sadece biraz geleneksel sehpa artısı, televizyon örtüsü yani. Bırakın bunları artık yani. Bunlar tamam evet binde Allah ama o dünya o değil yani. Bunu yapan ne giyiyor? Polyester giyiyor. Oradaki o üreten öğrenci ve öğretmen... Her kokan polyesterle üretiyor bunları yani bir bugün ödemiş ipeğini bulabiliyor musunuz yani? Ya da ne bileyim ben e, hakiki bir e, Karadeniz pamuğundan bir keşan bezini Trabzon'da bulabiliyor musunuz? Usta ailesinin ürettiği, bulamıyorsunuz. Yani işte ben Fındıklı'daydım, kenevir ipliğinden doku yapılıyor, kenevir ipliğini de Pamuk ipliğini üretemiyorsunuz. Bütün sanayiniz mısıra kaçıyor. Pamuk ithal ediyorsunuz. Kefen beziniz bile yanmaz diye satılıyor. Size artık hangi müteahhirlerdense. E işte bunlar hasar. Bunda neyi gösteriyor bize bu iş? Bu iş kü kültür devrimi. Cumhuriyet bir kültür devrimidir zaten. E, bu kültür devrimine alternatif devrim getiremeyen muktedirler. Bu hangi parti olursa olsun gelişimine, e, yayılışına e, el vermeyen... Yani bu e, tabii ki kültür, sanat ve spor. Bu üç temel. Yani Hitler de bu olimpiyatları böyle yaptı yani. Bu üç tabii kıyas anlamında söylemedim. E, bu üç temel, e, tüm toplumu yenileyen, ...şekillendiren, yönlendiren, düşünmeye, sorgulamaya ve geleceğe taşıyan bu üç temel de. 20 yıllık Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bir şey yapamadı. Bir şey çıkaramadı yani. Kıymetli hocam çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. Ben teşekkür Güzel sohbetinizden seyircilerimiz istifade ettiler. Çok mutlu olduk. Onur duyduk. Bir sonraki oyuna geleceğim. Size de imzalı kitabımı hediye edeceğim. Tamam, o olsun. zaman kitaplarımızı değiş tokuş yapacağız. Hayır, çok, çok hoşsunuz kıymetli hocam. Aralıkta görüşmek üzere. Şimdi bir Turne programınızdan bahsedin dilerseniz yayını kapatalım. Ben, evet 20 e, Ekim Denizli'den başlayarak 21 Ekim Antalya 22 Ekim e, İstanbul Tampla Ekim ayını kapatıyoruz. Kasım ayında e, epey gösteri var. E, Adana, Mersin, Antalya e, devam edelim İzmir, Çorlu, Çanakkale, Edirne, tabii ki İstanbul, Bursa, Ankara devam ediyor. Yeni salonlarda gelmeye devam ediyor. E, burada olmaz.com da var bir web tabanı. Oradan da ulaşabilirsiniz. Oradan seçtiğiniz gösteriyi direkt sizi zaten davetiye de yönlendiriyor. Instagram var. Yorumlarınızı koyabilirsiniz oraya. Gelin yani pişman olmayacaksınız. Burada Kesinlikle. olmaz her yerde olacak. Kesinlikle şunu da eklemek istiyorum. E, sigara sağlığa zararlıdır tıpkı çocuk tacizleri, hayvan katliamları gibi. Ben sigara içen bir insan olarak uzun süre kapalı alanda duramam. Ama o oyun nasıl geçti anlamış değilim. Evet, <laughs> Tuvalete de gitmediniz değil mi? Evet evet gitmedim. <laughs> evet iki buçuk saat, üç saat e, tülüat akıyor. Evet. Ben sigara içebilirim sahnede böyle bir izin var oyunculara rol icabı diye ama yapmam da böyle bir şey. Ee, ben ben yani bu yani bu tepkilerden olumlu tepkiler beni çok gururlandırıyor. O yüzden izleyicime teşekkür ediyorum. Size ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle bir yayınla ha, bana tabii. kendimi ifade etme imkanı verdiğiniz için malum ben her yerde olamıyorum. Pek beğenilmiyorum yayın kurumları tarafından. Onlar daha nitelikli, daha ünlü daha ağzı laf yapan falan insanlar seviyorlar. Biz de böyle e, daha iyi platformlarda, daha nitelikli platformlarda e, çok daha doğru insanlara ulaştığımıza da inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Onur duydum sözlerinizden. İde TV her zaman Barbaros Şansalı açık. Sizin programımızı kabul ediyor olmanız bizim için büyük şeref. E, efendim, tamam. İde TV'deydik kıymetli isimlerden, Türkiye'nin önemli isimlerinden Barbaros. <laughs> Burayı montajlatacağım. Barbaros sallaydık Keyifli bir sohbet yap. Montajlatma, kalsın, sonu böyle bitsin, çok güzel. Böyle bitirelim. Ben Başak Burcu'yum, biraz pimpirikliyim. <laughs> ya, yani, bu güzel güzel bitti. Olabilir dilimiz dönmeyebilir. Herkesin dilineleri dönüyor, bizimki de dönmeyi versin. Efendim, bizimle kalın, İdeyle kalın. Saygılarımızı sunarız. İdeler Dünyasına hoş geldiniz.